Selam arkadaşlar, yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden salı. Yani 3 gün kaldı bayrama. Bugün Halit öğlenci bu hafta. Ben de bugün Avusturyalı arkadaşıma gideceğim. Biz şöyle giyindim, hazırlandık. Çocuklar da orada. Hemen bir videoyu açayım dedim. Bakalım bayram temizliği yapacağım yarın. Bu videoyu ekler miyim, eklemez miyim bilmiyorum ama... Videoyu başlatayım dedim arkadaşlar. Saçlarım da beni sinir ediyor. Şu tokayı takacağım şimdi. Şuna bakın. Her neyse bir videoyu başlatayım dedim. Hemen bir çıkalım evde. Arkadaşlar ben hemen villaya uğradım. Evin tamam kızım. Birkaç bir şey aldım çocuklara yesinler diye. Şimdi de gidiyorum bakalım hadi. Evinle birlikte de biraz zor oluyor ama. Yapacak bir şey yok, alıştık artık. Arkadaşıma geldik. İgla abnet. Biraz hava güzelken dolaşacağız. Ama arada yağmur yağıyor, yağdırıyor. Anlamadık. Biz de bir şey getirmedik. Evde kalacağız yağmur yağıyor diye ama şimdi dedik biraz 5 dakika dışarı çıkalım. Onlar da hep kavga. Hiç paylaşmayı bilmiyorlar. Eslina. Ağlama. Bunun için ağlama lütfen. Her şey için ağlıyorsun. Esile ver biraz sürsün. Esile ver. Arkadaşlar biz şimdi eve geldik. Şimdi dediğim yarım saat falan oluyor. Hemen çocuklara yarın okul için ekmekleri hazırlayayım. Çünkü ben bir gün önce hazırlıyorum hep. Çünkü sabah çok stres oluyor maalesef. Ondan sonra da bir saat otururuz. Çocukları yatağa yollarım. Şöyle hemen boksunu hazırlayayım. Şöyle elime koyacağım. Biraz. Azar azar koyuyorum çünkü bazen yemiyorlar o zaman ekmeğini. Bu ne bir olmuş lan? Çok koyarsam meyve o zaman ekmeklerini maalesef yemiyorlar dediğim gibi. Bir böyle kötü olmuş neyse. O yüzden ben de azar azar koyuyorum. Hem ekmekleri de bitiriyorlar. O zaman. Şöyle. Arkadaşım dedi biz de işte arkadaşlar. Oturduk böyle biraz. Yemek yaptık ettik. Ondan sonra da işte çocuklar oynadı etti derken eve geldik. Bilmiyorum bugün motivasyonum biraz yerine diyorum acaba temizliği akşam çocukları yatırdıktan sonra başlasam mı? Ama bilemedim. Bakalım bir. Sonra görüşürüz o zaman. Temizliğe başlarsam bugün akşam başlarım. Bu iki camı içten sileceğim. Dışarı çünkü yağmur yağdı, dışarı silmek hiçbir mantığı sığmaz çünkü. Öbür balkonun girişinin camını içten silerim. Ha, görürsünüz ya. Ben de tam bilmiyorum daha ne yapacağım, ne yapmayacağım. Bakalım çocuklar erken uyursa, Allah izin verirse başlarım. Akşama da Halit'e irmik tatlısı yapacağım. Böyle irmik tatlısı istemiş. Geçen gün yapmıştım da pek güzel olmadıydı. Ona yeni bir tatlı yaparım. Ondan sonra bakarız artık. Akşama görüşürüz. Arkadaşlar ben geldim. Şu an saat 8'e tam 5 var ve çocukları uyuttum hepsini. Yani üçü duydu çok şükür ve ben aldım bezimi elime. Önce temizliğime mutfaktan başlıyorum. Ne yapıyorum? İlk bir tezgahımı siliyorum güzelce. Ondan sonra tezgahımı toplamıştım zaten size bir önceki videoda. Ondan sonra şu üç tane camı siliyorum. Korkunç camı biliyorsunuz. Ondan sonra dolapların dışını siliyorum. Mutfağımı temizliyorum. Ondan sonra oturma odasına geçeceğiz. Yarın yatak odasını yapacağım. Çocuk odasını yaparım yarın. Ama bugün sadece oturma odası, mutfak ve Halit'in odasına yapabilirsem orayı yaparım. Tuvaleti daha dün sildim. Tuvalet temiz. Banyo da temiz. Yani sadece bu üç yeri yaparsam yaparım. Yatak odasını yarın çekerim hızlandırmış bir şekilde. Onu da eklerim videoya. Bir başlayalım o zaman arkadaşlar.
arkadaşlar gördüğünüz bütün mutfağı sildim. Yani dışını falan. İçlerini temizli toplamıştım. Camları sildim. Camları İlbay bezine sildim arkadaşlar. Sadece sıcak suyla silinmiyor. Ve sıcak suyla silmemize rağmen çok temiz oluyor. Aşağı indirmedim şimdi şeyleri. Size söyleyeyim. Listeleri aşağı indirmedim. Kurusun diye. Şimdi bir kabıma çoraptan bulaş ilacı koydum. Çünkü niye? Şeyleri sileceğim size söyleyeyim. Koltukları ve buradaki sandalyeleri sileceğim. Bunlar da kumaştan biliyorsunuz. O yüzden dedim bunları bir sileyim. Su ısıtayım. Su bunu ısıtayım. Su içini eritim onu. Güzelce silelim üstüne. Bunu da yaptım. Çok güzel. Motiveyim şu an arkadaşlar. İnşallah tepemiz olacak. Hayır. Mutfağım dediğim gibi gördüğünüz üzere bitti. Toplam yarım saat sürdü hepsi. Gamlarla filan. Şimdi sadece bir koltukları silersin. Hatta şu iki koltuk. Arkadaki iki koltuk şu. Oradaki yani şuradaki. Bir de buradaki temizledim. Onu her misafir gelince kullanıyor. Ve misafirden sonra da siliyorum ben. Temiz olsun diye. Sadece şu dörtlüğü sileceğim. Onlar çünkü bizim her gün kullandığımız şeyler. Ve lekeli çocuklar maalesef leke yapıyor. Suyum kaynadı. Şimdi bunun içine suyu koyayım. Ve bu ilaçla da güzelce koltuklarımızı silelim arkadaşlar. Şimdi size mutfağımın son halini göstereyim yine de. Sonra hızlarda suyum var. Şu bezle sileceğim arkadaşlar. Bu başka bir bez koltuk için. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz her tarafı tertemiz İlbay beziyle sildim. Fırınımın kapağını sildim. Çok dekil koydum 2-3 tane. Ve çok kötüydü. Onları aldım. Fırın üstünü sildim. Komplet burayı sildim. Görüyorsunuz camları sildim. Buraları sildim ve dış yüzeylerini sildim arkadaşlar. Hadi sadece şunu güzelce montalaması lazım. Onu bir montalasın. İşte anlıyor musunuz ben neden bunu yapmak istiyorum? Çünkü içi gözüküyor ve buna nefret ediyorum arkadaşlar. Şimdi tertemiz olunca daha çok gözükmeye başladı. Her neyse iki tane camımı sildim. Şu koltuklarıma geçelim. Şu taps erisin. Eriyor görüyorsunuz. Güzelce erisin. Ondan sonra koltuklarıma geçelim. Bu ara saat 8.30'a geliyor. Arkadaşlar ben gördüğünüz üzere her şeyi sildim böyle güzelce. Camlarımı geri kapattım çünkü kurudular. Mutfağım hazır, yeni su ısıtıyorum çünkü oturma odasına geçeceğiz. Hep beraber oturma odasını silelim. Yarın hava güzel olursa şu perdeleri yıkamak istiyorum ama bakalım perdeleri emin değilim pek ama hava güzel olursa yıkarım. Aslında şimdi diyeceksiniz ki Bayram temizlik yapıyorsunuz, neden koltuğun kılıflarını çıkarıp hepsini yıkamıyorsun? Arkadaşlar bu koltukların kılıfı güneş olmadığı sürece kurumaz. Kurutmaya atmak da yasak maalesef. O yüzden sadece üstten geçeceğim. Çünkü geçen gün zaten geçen hafta misafir geldiği gün ben bunları komple temizledim ve daha temiz. Yani dikkat ediyorum o günden beri çocuklar bir şey yemesin. Yerse de hemen siliyorum. Her neyse arkadaşlar mutfağım bitti görüyorsunuz. Çok şükür tertemiz oldu ve şu an mum çok güzel kokuyor. Evi çok güzel kokuttu. Birazdan irmik tatlısı yapacağım. O kadar şeyim ki mutfağım yine batacak. Ama her neyse zaten öldü böldü batacak mutfak. Şimdi buraya bir geçelim arkadaşlar hep beraber. Bu arada televizyonda da bir film açayım. Kendime temizlik yaparken de film bakarım. Arkadaşlar ben bittim çok şükür. Koltuklarımı tertemiz yaptım görüyorsunuz. Ama maalesef ıslandılar biraz. Sildim diye. Böyle de güzel gözükmüyor. Bir dakika arkadaşlar şöyle. Kamera mı battı kız benim? Biraz
Biraz daha iyi ışıktan bence ya. Işıkları bir açalım. Hı. Evet. Şöyle gördünüz, buraları sildim. Telozunu sildim, arkasının tozunu aldım. Şu şeyin ucunu bulamadım maalesef. Şu toz alma şeyin. Bakın telozun arkasına da toz çıktı, inanılmaz. Her neyse, şunları biraz sildim. Telozun dolabının üstünü sildim, masayı sildim. Telozun arkasını sildim. Ondan sonra bu Bilda ramenleri güzel de sildim. Şu üstteki benim led var. Bakın arkadaşlar, burası benim led. Biz bunları hep akşamları açıyoruz oturunca. Şöyle göstereyim. Yani orayı da güzelce sildim. Üstünü, orası çok tozlanıyor. Koltuklarımı sildim. Ev zaten temizdi. Yarın bir sadece paspaslarım oturma odasına. Bu kadar arkadaşlar. Acayip yoruldum. Saat 9. Bakın tam 1 saattir. Yani 9'a 10 var. 1 saattir temizlik yapıyorum. Halit'in odasına geçeceğim. Ama geçmeden önce bir Halit'e irmik tatlısı yapayım. Bakayım yetişebilirsem geçerim. Yetişemezsem o da yarın zaten. Yarın çocuk odası, yatak odası ve de çocuk Halit'in odası var. Bakalım bir. Arkadaşlar Halit'in gelmesine son bir saat var. Leke yaptım önümü. hemen Halit'in odasına girişelim. Şu kapıyı kapatayım. Evim uyanmasın. Buradaki tek yapacak bir şey yok. Bilgisayarı temizleyeceğim, bilgisayarın önünü. Buradaki komodayı temizleyeceğim. Ay, bu leke ne kadar kötü duruyor kız. Hemen leke çıkarttırıcı yapmam lazım. Tozlarını alacağım. Camın önünü falan temizleyeceğim arkadaşlar. Yerler zaten temiz burada. Burada biliyorsunuz sadece çocuğun şeyi var. Halit'in orası var. Kelleye götürdüm. Bir senedir götürmüyor. Ondan sonra birkaç tane daha sineklik var burada. Montalanacak. Bir de burada size hemen çekeyim. Burada da görüyorsunuz. Birkaç malzeme var. Şunu bir çekeyim şuradan. Bunları hemen biraz güzelce toparlayayım. Burada da bizim şeyler değişecek, siz söyleyin. Kapılar değiştiği zaman yeni kapı grifi aldım. Bir sürü görüyorsunuz, kapılar çok olduğu için onları şey yapacağım. Yani onları takacağız. Çünkü bizimkiler çok eski. Hemen göstereyim size. Görüyorsunuz ve bu gold renginden nefret ediyorum yani. Her neyse, ben bir başlayayım arkadaşlar. Ondan sonra görüşürüz. Gördünüz, şurayı topladım, burayı biraz sildim, burayı komple sildim, şöyle güzelce bütün her şeylerini, camı sildim, üstten dışını silmedim, şu banka sildim. Burada da benim vitrinim var arkadaşlar, şöyle içinde hep lazım olan şeyler var. Bu oda aslında çok büyük, böyle küçük duruyor, bakın şöyle göstereyim size. Çok büyük bir oda. Burayı sonra evine oda yaparız ya da bilmiyorum, bakalım bir. Şimdilik böyle bir küçük bir yerimiz oldu yani. Eşya koymak için. Şimdi ben irmik tatlısı yapmaya gidiyorum arkadaşlar. Ondan önce de şuranın aynısını sileyim. Şuranın tozunu alayım hemen. Sonra işim bitti inşallah. Sadece yatak odası kalıyor. Orayı da yarın yaparım. Çünkü evin uyuyor. Çocuk odasında da çocuklar uyuyor. Çok yoruldum. Herkese ertesi günden merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz üzere biz buradayız. Değil mi ya? Hırlıyor aşkım, hırlıyor yine. Arkadaşlar ben demiştim size yatak odam temizlenecek sadece diye ve ona şimdi girişeceğiz. Çünkü Evin Hanım uyandı uykudan. Bir saat önce çocuklar da okuldan geldi. Ondan sonra Halit de işe gitti.
Ve ben de bu vlogu bitirmek için, temizlik vlogunu bitirmek için, çünkü yeni vloga başlayacağım. Hemen temizliğimi yapacağım. Size de hızlandırılmış bir şekilde çekeceğim. Ama şaka gibi ya. Güya alışveriş çekeceğim arkadaşlar, bir dışarıya. Yine bir yağmur. Görüyor musunuz nasıl yağmur yani? Gerçekten normal değil artık ya. Valla. Her neyse arkadaşlar, ben evini buraya tutturdum. Şimdi hemen bir işlerimize girişelim. Buraları bir toplayalım. Yatağı hiç düzeltmedim. Otur. Otur orada. Nine. Hayır. Ay, dişine dikkat et, ağzına vurursun. Hemen bir girişelim buraları. Temizleyelim. Bunları değiştireceğim yüzlerini ve şu iki komodayı sileceğim. Yerleri de süpürgeye bırakacağım. Süpürgesi şey yapsın, süpürsün. Arkadaşlar ben temizliğimi bitirdim. Tabii gördünüz kaç kere çocuklar hopladı. Bir de ben anlamıyorum, bu böyle ilk kez kırıştı, neden bilmiyorum. Kırışmış. Hiç anlam veremediğim bir şekilde, ama olsun, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yatak odam da bitti. Çok şükür. Evinin yatağını yeniden toplamam lazım. Zaten gördünüz, toplarken Esile Hanım böyle güzelce üstüne bir de hopladı etti. Süpürgemi de çalıştırdım. O da yerleri süpürdü, sildi. Onun silme şeyi de var. Fonksiyonu da var. Eski şeyleri şimdi makineye atayım hemen. Onlar yıkansın. Çok şükür temizliğimiz bitti. Güya alışverişe gideceğim arkadaşlar ama. Bakın. Nasıl yağmur yağıyor. Aşırı. Çok yağmur yağıyor. Buradan gözükmüyor mu kız? Yok, gözükmüyor. Her neyse. Şöyle size tertemiz bir evle, yatak odamdan veda ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şu lekeler ne derseniz, o lekeler maalesef çıkmıyor. Ne yaparsanız çıkmadı. Kadife olduğu için artık ne olmuş bilmiyorum. Kaç kere yıkadım, çıkmadı maalesef. Yeni almam lazım. Zaten kadife almam bu kez. Her neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka bir vlogda görüşmek üzere. Bayram temizliğim bu kadar. Sadece şunun üstünü temizleyeceğim ama onu da size çekmeyeceğim. Çünkü çocukları görüyorsunuz zaten. Neyse, başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve bizi desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay.